arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Bu bir gece çekimi, onun için yavaş konuşuyorum. Şimdi diyelim ki geceleyin saat 1'de acıktık. Evdeki yemeği de beğenmedik. Ben de eti seviyorum. Bir baktım, araştırdım. Evdeki malzemeler kalmış. Onlarla bir uydurma bir şey yapayım dedim. Şimdi iki domatesim var. Şöyle biberlerimi buldum arkadaşlar. Bakın, biberim kalmamış. Bir tane dolmalık biber koydum. Şimdi evdeki malzemelerle yapacağız bunu. Şöyle biberlerimi önce başlayayım. Çok ufak yapmıyorum. Bir tane sivri, bir tane kırmızı biberim kalmış. Markete gitmek gerekiyor. Ondan dolayı elde ne varsa eldekilerle yapacağız bu akşam. Genelde böyle yemekler de güzel olur. Biberlerimizi atıyoruz. Bir tane patatesim varmış. Patatesi şöyle ufak ufak yapacağız. Malzemeleri doğrama işimiz bitti. Baktım dolapta geçen günden kalma 200-250 gram arası civarı bir kıyma kalmış. Bu kıymayı da atıyorum. Her zaman tedbirli dolapta böyle yarım, bu bardağın yarısı da et suyu var. Onu da şöyle gezdiriyorum. Şoka atın arkadaşlar, et suyunu yapın. Her yemekte çok güzel oluyor. Çok ufak bir soğanı rendeledim. Biraz da maydanoz rendeledim. Zaten gece olduğu için kap zor aldım, gürültü etmemek için. Bunları da atıyoruz. Şimdi baharatlar tabii ki isteğe bağlı. Ben şuna yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Bir çay kaşığı pul biber atıyorum. Buna ne gider şimdi? Buna da bir tatlı kaşığı tuz gider. Şimdi et suyumuz yağlı, etimiz de yağlı. Ondan dolayı çok yağ atmayacağız. Biraz şöyle bir zar yapsın mukabilinden 2-3 kaşık bir sıvı yağ gezdirdim. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağız arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi ben buna fırında yapacağımız için bir miktar su atıyorum. Arkadaşlar, yani bunun dolusu ne yapar? Bir su bardağına yakın. Şimdi bunu 180 derece önceden ısınmış fırına vereceğiz. Arkadaşlar, üstünü ben kağıtla kaplamıyorum, yağlı kağıtla, fırın kağıdıyla. Onun yerine pişirmenin yarısında bir kere karıştıracağım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz yarıya pişti. Şimdi şunu şöyle bir karıştıracağım. Çünkü biberler yanmasın. Patateslerin de üstü yanmasın. Hem üstü alta geçip suyun içinde biraz da yumuşasın. Kağıt işinden daha iyi bence. Evet, yemeğimiz pişti arkadaşlar. Yalnız fırını açınca çok müthiş bir koku geldi. Mükemmel, mükemmel gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Arkadaşlar, yemeğim pişti. Çok nefis olduğunu zannediyorum. Şöyle yemeden evvel sizinle bir iki bir şey paylaşayım. Bazı videolar seyrediyorum. Arkadaşlar çekiyorlar. Fırın yemeğini yapmadan önce kıymasını kavuruyorlar. Patatesini ayrı pişiriyorlar. O zaman
fırın yemeği manası kalmıyor arkadaşlar. Şu anda bu fırında bütün malzemeler içine geçti. Ta çiğden bile. Pişirip koyup birbirine içine geçirmek başka. Patatesin çiğ olunca, çiğken pişirildiği zaman hepsi beraber içine çektiği kıyma suyu, et suyu, baharatlar başka oluyor arkadaşlar. Onun için fır yemeklerini yaparken çiğden yapmaya özen gösterin. Daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar hatırınız için bir de atacağım. Mükemmel bu yemek. Hayat kurtarır arkadaşlar. Hem de şahane. Deneyin. Çok memnun kalacağınıza eminim. Hepimiz afiyet olsun.